Oldukça zor ve sakıncalıdır. Çünkü başkentte bir padişahın olmadığı bir zamanda herhangi bir isyan çıktığında müdahale yapmak zordur. Zordur ama padişah bütün imkanlarıyla bir has kervanı hazırlar. İstanbul'dan Medine ve Mekke'ye o kervanı gönderir. Karşımızda padişahın o kervanındaki süslü deve, diğer ismi Sürre-i Hümayun'u görüyorsunuz. Evet, bu resim bize o devenin ne kadar sabırlı ve aylar süren bir yolculuğa gidip gelmesini hatırlatıyor. Çok güzel bir belge. Bir başka belge geçersek eğer. Evet, ve karşımızda Osmanlı bayrağı altında padişahın devesinin Hicaz bölgesine gidiş anının görüntüsü. Devenin sırtında bir yük var ve etrafında komutanlar var. Törenle Osmanlı'nın padişahının haç kervanı Mekke ve Medine'ye gidiyor. O günlerin hatırası. Bir başka resme geçtiğimizde. Evet, padişahın kervanı Medine şehrine giriyor. Büyük bir coşku var. Dualar, marşlar söyleniyor, davullar çalınıyor. Evet, karşımızda padişahın haç kervanının Medine'ye giriş anının görüntüsü. Evet, bir başka resme geçtiğimizde. Devenin Medine'ye girişi. Süslü deve, sırtında o bir çuvala benzer yapı var ve o deveyi karşılayan insanlar. O çuval indirildiğinde Mekke'nin örtüsü dahil, Mekke'deki önemli kabile reislerine verilecek paralar, binlerce insanın ihtiyacı olan işte arpa, buğday ve un gibi gıda maddeleri, elbiseler, kılıçlar var. Evet, Osmanlı bütün imkanlarıyla oradaki fakir insanlara ve oradaki kabile reislerine en büyük yardımı yapıyor. Hac olayının üzerine geçmesi için. Evet, bir başka resme geçtiğimizde. Karşımızdaki bu fotoğraftaki bir torba. Torbanın içerisinde zarflar var. Zarfın da içerisinde İstanbul zenginlerinin koyduğu paralar var. Evet, paraların konduğu zarflar. Zarfın da üzerine paranın kime verileceği var. Develerin sırtındaki bu torbalar İstanbul'dan Mekke'ye ulaştığında oradaki memurlar tarafından ihtiyacı olan kişilere veriliyor. Alan kişi de imzalayıp bir teşekkür mektubunu bu torbaya koyaraktan İstanbul'a gönderiyor. Yani İstanbul'dan, Osmanlı başkentinden Hicaz coğrafyasındaki binlerce insana para yardımı yapılıyor ve gıda yardımı yapılıyor. Osmanlı her şeyiyle hac olayına en büyük desteği sağlıyor. Evet, bir başka resme geçtiğimizde. Kabe'nin, evet, henüz Kurban Bayramı gelmediğinde Kabe yıkanır, tozları alınır, tozları bir torbaya konur, İstanbul'a getirilir. Kabe'nin tozları İstanbul'da isteyen insanlara verilir. Bir miktar Kabe tozu insanların mezarına konabilir ve diğer bahçelere konabilir. Yine Kabe yıkandığında o yıkanan sular şişelere konur, İstanbul'a getirilir, isteyenlere verilir. Kabe'nin örtüsü değiştirilir, değişen örtü İstanbul'a getirilir. İstanbul'da camilere hediye edilir veya bir takım binalarda o sergilenir. Evet, Osmanlı Kabe'nin tozunu, Kabe'nin o sularını bile koruyor, İstanbul'a getiriyor ve onu dine saygının gereği insanlara dağıtıyor. Kabe'nin tozlarının temizlik sonrasında İstanbul'a getirilmesini, evet, kanıtlayan bir torbayı şu an görüyorsunuz. Evet, bir başka belge geçtiğimizde karşımızda kutsal belde Kabe. Allah'ın evi Beytullah burada. İnsanlık tarihinin başından beri günümüze kadar Kabe ve Mekke şehri, bütün İslam dünyasının, Allah'a inanan insanların, secdeye kapanan insanların, kutsal beldenin en güzel yapıları burada. Evet, Kabe'nin bir uydu görüntüsü. Bir diğer resme geçtiğimizde ve bu resim diyor ki Kabe her şeyiyle güzel. Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca Osmanlı ve Türkler Kabe'ye en büyük yardımı ve hizmette bulundular. Osmanlı döneminin Kabe'nin sadeliği ve güzelliği yansıtan güzel bir resmi şu an görüyorsunuz. Bir başka resmi geçtiğimizde. Evet, Osmanlı'nın İstanbul adını vererek insanlık tarihinde bugüne kadar bir dünya kenti olmasını sağladığı tarihi İstanbul. Tarihi İstanbul'daki camiler ve ezan sesleri. Bu
elle çizilen resim aynı zamanda bir haritadır. İstanbul veya İstanbul'un en güzel çizim belgesi evet karşımızda. Bir başka belgeye geçtiğimizde Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Mısır'ı fethediyor. Hicaz bölgesi Osmanlı'ya bağlanıyor. Yavuz'un Mısır'ı fethi anının görüntüsü. Bir başka resme geçtiğimizde evet padişahın kervanının Şam'dan Medine'ye doğru gidiş anının görüntüsü. On binlerce insanın dualarla hareket halindeki efendim görüntüsü bu resme yansıyor. Evet bir başka resme geçtiğimizde ve Osmanlı haritası 24 milyon kilometrekare toprak Osmanlı ülkesi ve Osmanlı'nın kalbindeki kutsal belde Mekke ve Kabe. Evet Osmanlı'nın haritası bir tarihi belge. Evet bir başka belge geçtiğimizde Osmanlı başkenti, İstanbul, Boğaz kıyısı ve arka planda camileriyle tarihi kent. Osmanlı, İstanbul'u başkent yaptı ve tüm dünyaya İslamiyet'i yaymak için yüzyıllar boyunca nice askeri olaylara katıldı. Evet, bu şekilde yaşayan tarih bize Osmanlı'nın tarihi hedeflerini açıklıyor. Bu resim de Osmanlı başkentindeki o günlerin görüntüsünü yansıtıyor. Evet, bir başka resme geçtiğimizde padişahın kervanının, haç kervanının Topkapı Sarayı'ndan hareket ettiği anı gösteren belge. Evet, bir başka belge. Bugün Medine'ye giderseniz, Peygamberimizin türbesinin yanı başında Osmanlı'dan kalan tarihi demir yolu istasyonunu göreceksiniz. Evet, o fotoğraf. Evet, bir başka fotoğraf. Osmanlı'dan kalan istasyon binası, alnında padişahın tuğrası olan bir yazılı taş vardı. Bugün o taş yerinde yok. Evet, bir başka belge. Osmanlı'dan kalan Medine'deki istasyonun görüntüsü ve ön tarafta hacıların bir hatıra fotoğrafı çektirme anı. Bir başka belgeye geçelim. Ve yine karşımızda Osmanlı'nın Medine'ye ulaştırdığı istasyon görüntüsü. Evet, değişelim. İstasyonun bir kartpostal resmi. Değişelim. Ve Medine şehri, Mescid-i Nebevi, gece vaktinde parlayan ışıklarla bugünkü Medine'nin görüntüsü. Değişelim. Evet, Mekke'nin görüntüsü karşımızda bu resme yansıyor. Evet, değişelim. Bugünkü Mekke şehri ve çevresinin görüntüsü. Evet, değişelim. Burada biraz kalalım. Değerli seyirciler, bu belge diyor ki, İslam dünyasının kalbi Mekke'ydi. İslam dünyasının her yerinden, Doğu Türkistan'dan, Orta Asya'dan, İran'dan, Endonezya'dan, Afrika'dan, Balkanlardan, her yerden inanan insanlar haç mevsimi geldiğinde sadece İstanbul'dan Mekke'ye gidiş ve dönüş 8,5 ay yaya yürüyorlar. Evet, Peygamberimizin yaşadığı bu coğrafyaya ulaşıyorlar. Kabe'nin olduğu yerde haç görevini yerine getiriyorlar. Allah'a dua ediyorlar, bir şeyi hatırlıyorlar. Allah'ın varlığı, yaratılış olayı ve İslam dininde Peygamberimizin yaşadığı, mücadele verdiği o kutsal beldedeki yaşanan tarihi hatırlamak ve o günleri yaşamak. O olayların hatırası, İslamiyet'in simgesi olan hilal ve yıldız, aynı zamanda Osmanlı bayrağıdır. Osmanlı o coğrafyadan çekilirken, Osmanlı bayrağını hayatı pahasına savunan, onu yaşatan insanlar vardı. Evet, Afrika'da, bugünkü Libya coğrafyasında Osmanlı Türk bayrağı altında savaşan ve o coğrafyayı koruyan insanların verdiği bir mücadeleyi izleyelim ve burada programa son verelim. Evet, Libya filmi arkadaşlar ekrana gelsin ve biz orada yaşanan olayları, bayrağımıza olan saygıyı ve oranın gerçeğini hatırlayalım.
girer dost bağına, gül düşer gülün üstüne, hoyrat girer dost bağına.